Arkadaşlar, Days Gone'dayız. Days Gone serüveninde en son geçtiğimiz bölümlerde sevgili Boozer bize demişti ki ya hacı, bizim et stoğumuz azalıyor, birazcık depolasak iyi olur dedi. Gittik onunla beraber geyik avladık ettik ve Boozer'ın yemek deposunu doldurmasına yardım ettik. Bu arada bilmeyenler için oyunda Boozer bizim bir numaralı kardeşimiz, yardımcımız, arkadaşımız, dostumuz, artık bilmiyorum yakınlık derecemizi ama hani bir akrabalık bağı var mı onu bilmiyorum. Ama kendisiyle zombi apokalipside 750 gün boyu hayatta kaldık, onu biliyorum. Geçen bölümlerde yaptığımız görevlerden biri, kıymetli arkadaşlar, Hot Spring kampının gözüne kestirdiği bir tane hayatta kalan vardı. Bu hayatta kalan şu binaların arasında bir yerde saklanıyordu. Gelen zombi sürülerinden falan saklanıyordu. Onu kurtarıp kampa teslim ettik. Yalnız Hot Spring bir çalışma kampı sevgili arkadaşlar. Bu kampa teslim ettiğimiz Liza isminde bir çocuktu. Ve Deacon gibi bir adam bile, ki biz oyunda bayağı sert bir karakteriz, bayağı sert bir kişiliyiz. Çocuğu fazla çalıştırma, ona fazla yüklenme diye bu kamptaki adama, daha doğrusu kadına, kampı yöneten bir hanımefendi, Tucker isminde bir hanımefendi. Ona şey yapmıştık, yani bir istekte bulunmuştuk çocuğu fazla yorma diye. Bu görevlerin ardından Copeland kampının oradaki pusu kampını falan ortadan kaldırdık ki pusu kampları kamplardan atılan katillerin, tecavüzcülerin, kısacası pis insanların bulunduğu bir yer. Oraları temizledik. Şimdi sanırım gözüme kestirdiğim görev buymuş. Temas kurmak. Bizim eşimizle alakalı bir görev bu. Ki bu göreve gitmek istemiyorum. Zira sanırım ya helikoptere sızacağız ya helikopteri takip edeceğiz. Bir gizlilik durumu söz konusu. Ondan dolayı çok bulaşmak istemiyorum. Bizim sevgili arkadaşlar, Copeland kampında motor upgrade'imiz var, tamam mı? Bu motor upgrade'inden dolayı ben gidip bu kampla ilişkimi arttıracak görevler yapmak istiyorum Copeland kampıyla. Onu da ne yapabiliriz? Şu dünyanın sonu Nero kontrol noktasını ele geçirerek bunu yapabiliriz. Kampa karşı artı 800 güvenilirlik kazandırıyormuş bu görev bize. Ya anladığım kadarıyla harita bu kadar mı bilmiyorum da Hot Spring kampının görevler burada, Copeland kampının görevler de burada. Ama harita bu kadarsa gözüme kısa geldi desem acaba şey mi olur? Yuva temizledik balım. Gözümüze takılan yuvaları temizledik. Harita bu kadarsa küçükmüş desem acaba ayıp mı olur ya? Bilmiyorum valla. Harita bana acıcık ufak geldi. Hani doluluk açısından öyle söyleyeyim. Gerçi ne oynadın da neyle kıyaslaştırıyorsun diyeceksin. O konuda da hak veririm. Abi gece çıkmayalım, dur. Dön. Dön eve dön, kurban olayım, dön. Eve dön abi. Bu havada, bu şeyde, bu gece vakti dışarı mı çıkılır? Ben motoru çarptım zannettim bir an. Abi kapa kapıyı, gidelim uyuyalım, kurban olayım, bu ne? Abi geçen gecelerde, böyle geçen bölümlerde pusu kampına baskın atmaya çalıştık. Pusu kampına baskın atmaya çalıştığımız sıra gece vaktiydi. Bir zombi üşüştü başımıza, bir zombi üşüştü başımıza, abav. Aynen, senin çağıran bir yatak var, sabah olsun. Sırf YouTube çok geride olduğu için seriyi takip edemiyorum. Royal Nom, sen abonesin baba, yayında izle. Yayından seyret. Bir şey, yayın tekrarlarında oyunları bölüm bölüm alması lazım. Hani atıyorum 1 ile 5. dakika arası Just Chatting, 5. dakikadan 2 saat 15 dakikaya kadar Days Gone geçildi gibi gibi yazar yani. Onları bir kontrol etsene sana zahmet. Ya bir de kendime iş yükü oluşturmak istemiyorum ama şey mi yapsam acaba? Yayında artık müzik dinlemiyoruz, bir şey yapmıyoruz uzun zamandır. Just Chatting de yapmıyoruz. Yayın tekrarlarının tamamını böyle full halde katılı özel falan mı yüklesem? Ama o zaman da bana etik gelmiyor. Hani hem buradan para iste, hem katıldan para iste. O da bana etik gelmiyor. Bilmiyorum baba. Yayınları YouTube'a taşıdığımızda daha kolay olur tabii. Yani öyle bir şey yaparsak.
Doğrudur, doğrudur Royanlon, doğrudur. Ya YouTube daha rahat tabii ki canım. Yani kesinlikle bir içerik seyredecek olsam yayın yerine YouTube'u tercih ederim. Çünkü YouTube birazcık daha şey böyle oynatıcısı falan optimize. Ha bir de ben eğer tam yayın tekrarlarını atacaksam yayınların ortasında milletin hani bana böyle sövüldüğünde yapmam lazım abi. Çünkü biliyorsunuz genelde biri bana bir şey dediğinde ben de ona salla da sümüne bak salak deyip böyle. Ben karşılık veriyorum kanka, karşılık vermemem lazım. O da zor. Hani Hindistan'daki bütün gurular toplanıp bir tur götüme koyacak ki ben sakin kalayım. Oy motor ne biçim çamur oldu ya. Hort var burada. Burada çılgıncasına hort var. Şöyle bir save alayım. Another Nero recorder. What happened here? Oğlum buraya ne olmuş ben sana söyleyeyim. Trende hort var. O trendeki hordu bir ayağa kaldırırsak ben sana söyleyeyim işimiz bitti. Peki ben buranın elektriğini falan nasıl çalıştıracağım? Ben de Twitch'te izlemeyi seviyorum. Yanımda chat var, tek başıma izliyorum, hissi vermiyor. Aa, doğrudur, doğrudur. Ben de misal hani başkalarının yayınlarında chat'e katlanamıyorum abi. Ya chat'e katlanamıyorum derken hani ya samimi seviyeli ortam olduğunda herkes çok seviyordur da. Ya YouTube'dan yayın izliyorum ya da ne bileyim işte Twitch'ten yayın izliyorum misal. Abi inanın adam kendi chat'ini okumuyor. Yemin ediyorum bak sana. Adam kendi chat'ini okumuyor ama ekrana vermiş. Bebeler de ekranda olduğu için bir kuduruyor, bir kuduruyor Allah'ım. Görmen lazım. Bu arada bu vagonların içinde envai çeşit zombi varken ben bunların hangi birini temizleyeceğim? Ya da nasıl geçeceğim oraya? Ben burayı başarabilir miyim onu bile bilmiyorum ya. Peki nasıl çıkılacak oraya hocam? Allah Allah, kilitli olduğunu ben de biliyorum. Bıçağınla kilidi açarsın falan diye dedim. Şurada E'ye basarsam içeri atlıyor bu arada. Üstüne basıp tutunmuyor ne yazık ki. Full screen en güzeli ama onu demiyorum. Sevgili Gamerhan. Hani benim bahsettiğim... Allah'ım umarım fark etmezler ya. Fark ettiler bu arada. Ben yani ses mes çıkarmadım hocam. Gel lan. Al lan. Kahrol düşman. Al sana bombe. Al sana bombe 2. Hadi bakayım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak geçen de söyledim. Bu oyunun zombileri gereksiz, güçlü. Oğlum bir dur. Bir dur. Allah aşkına bir dur. La bir durun la, bir durun la, la bir durun la. Abi yok bu kadar birikemez. Daha ne kadar birikecek yani. Bir yerde bitmesi gerekiyor tamam mı? Matematiğe göre yani. Matematiğe aykırı oyun. Azalan şey biter abi. Yemin ediyorum oyun matematiğe aykırı ya. Oğlum yuvan muvan mı var burada? Aferin Samet, aferin Samet. Zombilerden çok hasar verdim kendime, aferin bana. Ölüm treni sürüsü. Artı 1600 Copland kampı, sürü katili. Abi matematiğe göre bir yerde bitmeli tamam mı yani? Okay, here we go. Ondan 5 çıktı, 5 kaldı. Ondan 5 çıkınca 15 kalmaz. Şükür bitti. Selam Raguel, hoş geldin. Oğlum bu neymiş lan? Ama bütün bombaları falan yedim ha. Bütün bombaları yedim. Medkitleri yedim. Şu çivili sopaya hurdayı vereyim, onarayım.
Ardından fırlatabilirlere molotof craftlayayım. Kaynaklarımın falan içinden geçtiler abi. Gerçekten güzel bir çalışmaydı. Yani hayır, bir de ses falan da çıkarmadım. Hani biri gördü. Hepsi, herkese haber verdi galiba. Gördükten sonra. Aa, mahvoldum ya. Nurtaş abla zaten fark etmişsindir. Hani fight'ın yarısında ağlamaya başladım ben. Matematiğe aykırı diye. Ama harbiden matematiğe aykırı abi yani. Azalmıyor sürekli. O trende ne var peki? Onu merak ediyorum ben şimdi. Hadi yani Nero kampını falan salla. Nero kampını ben bir şekilde lootlarım. O trenin içerisinde ne var? Ha bir de ben bir motora gideyim, save alayım, dur. La bir yerde düşeceğim, öleceğim şimdi. Elim ayağım falan kayacak böyle. Ondan sonra yamalayacağım. Yamalayacağım. Ben save aldım mı peki daha önce? Muhtemelen aldım, emin değilim, dur. Canlılık tükenmesin. Ne var babacığım orada? Bana bir söyler misin? Azami miktarda var diyor. O zaman arbaletle dolanalım, ok atalım. Ne var o trenin içerisinde? Yani bu treni neden bu kadar sahiplendi zombiler? Peki. Bir molotof daha. Aa, gelmedi. Kerosenim yokmuş. Peki. Bu arada gerçekten helal olsun. Hani bu oyunu adamlar mis gibi oynuyor, böyle misler gibi. Biz bakma böyle patlıyoruz, çatlıyoruz falan. Oyun oynayan adam misler gibi oynuyor kanka. Yani... okey, yani mantığı anladım. Mantık şey... sürülere bulaşma. Ama... apokalipsinin en tehlikeli zombileri bunlar. Orası belli. Efendim sevgili Baran Yılmaz abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Baran Yılmaz, merhaba. Burada bok var. Bir şey yok ki. Bok dışı bir şey yok. Niye bu zombiler burayı sahiplenmiş bu kadar? Acaba bunlar zombi yakma trenleri gibi bir şey mi? Zombileri burayı toplayıp yakıyorlar. Koşarak atlama yok bildiğim kadarıyla. Ben şu Nero'nun yerine çıkmaya çalışayım ya. Bir bakınayım da etrafa ne var ne yok diye. Ha, ölüm treni. Aynen öyle. Full ceset dolu. Ha, anladım. Bu şöyle bir teori yürüteceğim. Belki doğrudur, belki yanlıştır, bilemiyorum. Bu adamlar zombileri yakmak için trene doldurup buraya kadar getirdiler galiba. Trene kadar getirdikleri için görev elektriği açmak da dışarı yukarı çıkmam lazım önce. Bok değil onlar, ceset. Onları yiyorlar herhalde. Büyük ihtimalle abla, ben de öyle düşünüyorum. Hoş geldin Baran, eyvallah. Teşekkür ederim. Değerli zamanını bana ayırdığın için çok çok sağ ol, eyvallah. Yayınlar da yani keyiflidir dostum. Yaslan Erkan'a, keyfine bak. Desteğin için ayrıyetten teşekkür ederim bu arada. Kesene bereket, eyvallah. Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu cesetler hasta, ya şimdi sonuçta bu ölüleri ayaklandırıyor ya. Bu ölmüş insanlara hastalık bulaşmaması için bunları yakmaya götürmüş olabilirler tahminimce. Ama hepsi trende ayaklanınca hani spawn noktası gibi bir şey mi oldu acaba? Ay, hiç bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani vallahi. Ha şimdi bu arada şey sevgili Royal Gnome, neden diyor sanki hani elektriği aç diyor adam, göreve doğru ilerlemiyorsun. Abi sebebi şu, şimdi ben elektriği açarsam bak şuralarda hoparlör görüyorsun değil mi? Bu hoparlörler anında yayın yapmaya başlıyor. Bu Nero kontrol birimi salgın başladığında insanları uyarıyor. Hani zombilere karşı nasıl mücadele verebileceklerini, işte gelin burada saklanın, bu kamp güvenli falan filan diye sürekli yayın yapıyor, anladın mı? Bu yayınları gerçekleştirdiğinden dolayı da ben eğer bu hoparlörlerin sesini kesmeden açarsam elektriği, etrafa çok fazla zombi topluyor. Direkt patlıyoruz. Ama ceset torbaları var Gustavo. Ya, sağlıklı insanlar bir yerden bir yere nakledilirken aralarından birinin hastalık kapma ihtimali, evet, olası. Gidip ilk önce şuradaki şeyi kıracağım bu arada.
Evet olası, lakin ceset torbaları da var içeride. Ya ceset torbaları da içeride olduğu için. Buraya zıplarsın değil mi ya? Aslanım benim. Tamam, tuttu, çekebildi kendini. Peki bıraktık. Bir tane şeyden kurtulduk. Kamp temiz bu arada ya. Artık hani diğerlerinden de kurtulabiliriz. Bak bir tane de şu karşıda var. Oradan da kurtulacağım. Abi ne kadar zombiyle uğraşmışız bu arada ya. Ha, biri burayı sökmüş. Ama o söken ben değilim. Şimdi buranın üzerine nasıl çıkacağım? Benim aklımdaki tek soru o. Arabayı motoru getirip onun üzerinden mi tırmanıp çıkılacak diyeceğim de saçma olur. Yok, tellerin oradan atlamıyor. Kapı da açılmıyor. Elektrik vermek lazım buraya. Yok ya, tutup kendini çekemezmiş. Hani uzaktan bakınca böyle bir şey gibi gözüküyor da. Buradan tutunur mu? Tutunmaz. Uzaktan bakınca şey gibi gözüküyor da, yani tırmanabilir gibi, çok büyükmüş ya. Kılıç abi hoş geldin, merhaba. Çöp kutusu belki denenebilir. Nasılsın abi? Ama çöp kutusu da dikenli tellere çıkıyor. Başka bir çöp kutusu görmedim. Şimdi önce bir ben şeyi bulayım mı? Elektrik vereceğimiz yeri. Araba var, arabayı geri geri sürsek. İtilmiyordur ki bu. Benim bildiğim kadarıyla arabalar hareket ettirilemiyor. Ettirilebiliyor mu? Tepede araba var. Gördüm. Bunu kastetmediğini biliyorum, gördüm. Aa, arabaların hareket ettirilebildiğine pek şahitlik etmedim bu zamana kadar ama. Ha, el frenini çekip bunu aşağı doğru mu süreceğim? Anladım, anladım. Daha önce böyle bir şeye şahitlik etmedim bu arada. Ondan dolayı şaşırdım biraz. Yani cidden daha önce böyle bir şey yapmadım. Ama çok mantıklı. Yani genelde etrafında çıkılabilecek şey buralarda bir yerde olurdu. Bu arada sevgili arkadaşlar, ben bu kontrol noktasına elektriği verdiğim an eğer ki şey olmamışsa, hani bütün hoparlörleri kesmemişsem kafamıza o kadar çok zombi toplanacak ki aklımız şaşar. Ama hani gördüğüm kadarıyla burada böyle başka bir hoparlör yok. Haritada zaten böyle 2-3 tane yerde var. Anladım. Şu ana kadar bir kere yaptık, o yüzden ihtimal vermedik. Bundan önce yaptık mı hatırlamıyorum. Belki yapmışızdır, emin değilim. Peki bu kilitli noktaya atlasam ne elde ederim? Ne elde edersin? Elektriği elde edersin. Ama bunun yakıtı var mı? Yakıtı yok. Evet, yakıt bitmiş. İçeriden açılır mı kapı? Yapma ya, içeriden açılmıyor mu? O zaman şöyle. Buradan bunun üstüne. Buradan bunun üstüne. Ben yakıtı motorun orada bıraktım. Gidip yakıtı alıp geliyorum. Önce arabama benzin doldurdum. Biraz bencillik var kendime göre. Prologunda bir kere araba ettik. Onu hatırlıyorum. Adam prologunu hatırlamıyorum. Ya pek aklıma gelmedi yani. Genellikle etraflarından çıkar ederdik ya. Ya şimdi bir de bakıyorum başka bir yerde hoparlör var mı diye. Eğer varsa çünkü sıkıntı çıkacak. Sakin ol. Nefes nefese kaldı adamcağız ya. Burada sürü oluyordu. Nerede o? Kestim. Kestim. Bir yerlerimizden kan gele gele kestik onları. Şu trenin içinde. Harbiden kan geldi bir yerimizden ya. Lübüdübü lübüdüb.
Lan oğlum dur. Bu kadar tırmanabiliyor mu adam? Bu kadar atletiksin. Hadi umarım. Şükür. Şeyden çekindim bak bir parça. Aha dedim biz ayvayı yedik, hani bir yerleri kesmeyi etmeyi unutmuşsak çünkü. Gerçekten büyük sıkıntı. İyi ki öyle bir sıkıntımız olmadı. Her şeyi kesmişiz. Hoparlörlerin tamamını kesmişiz. Aha dedim sıkıntı çıkacak orada. An ejector. Nero had all the good shit. Canlılık odak. Bir de odak ver bakalım. Odak dediği şey ateş etmeye yarıyor. Yav sürüyü kestik de nasıl kestik, sen bir de onu bana sor. Aa güzel. Copeland kampıyla artık güvenilirlik seviyemiz 2. Güvenilirlik seviyemiz 2 olduğundan dolayı gidip onlardan motoruma upgrade alabileceğim. Silah dolabından alacağım bir şey yok. Mermiye her şeyi aldım. Bu oyunun zombileri çok güçlü bu arada arkadaşlar. Öyle şey değil yani. Ha. Sıkıntı yok. Eyvallah. Yok sıkıntı yok. Ben bu arada Copeland'ı daha çok seviyorum ya. Hot Spring'dense. Copeland kampını daha çok seviyorum. Şimdi bu ana göreve doğru ilerlemeyeceğim. Benim istediğim şey zil. Geliyor. Geldim. Ah, zil kağıdı. Ona kapıya baktım. Oğlum kameraya ne oluyor peki ben her oturduğumda? Neden karşıki diyarı çekiyor? Ha, şey diyecektim. Benim isteğim ana görev doğrultusunda ilerlemek değil de Copeland kampına gidip şu motorun upgrade'ini almak artık. Motorun upgrade'ini almak istiyorum. Bir de zaten hikaye görevinde bu temas kurmak görevine en son gideceğim büyük ihtimalle. Ya da aslında buna da gidebiliriz bir ara. Çünkü işimizle alakalı bilgileri buradan alacağız. Bir de sorumlusu benim var. Sarah'ın mezarını ziyaret etmekle alakalı ama burayı ziyaret ettik diye hatırlıyorum ben. Buradaki bir şey yapmadık mı? Burada öldük mü? Hiçbir fikrim yok. Ama gideriz her birine ya. Daha Hot Spring kampının görevi falan filan var böyle. Hot Spring kampının da görevine gideriz. Ama dediğim gibi yani oyunda açık ara. Hey canım söyle. Manny says he's got a part for your bike. Not sure I have enough. Geliyorum. Credits. When you do, swing by. I'll fix you up. Rolling out. Geliyorum ya. Elimde biraz kredi var. Yani en azından motora bir upgrade takayım. Bu arada fast travel'la gidebilirim ama bir yerleri keşfetme hoşuma gidiyor. Motor sürmesi falan keyifli. Hot Spring kampının da görevi için bir uğrayacağım. Belki orada Liza'yı görürüz, hani kız yazı kurtarmıştık zombilerin elinden.
Bak şurada bir soru işareti gördüm. Oraya doğru gideceğim. Niye? Çünkü belamı arıyorum. Yavaş lan. Erzak çantası mı? İş sürmeye devam. Ama dur, iş sürmeyi böyle yapamayız. Yani mecbur yürüyerek yapacağız. Şurada bir save al. Quick save. Neyin peşindeyiz peki? Ha, yeni bir hayatta kalanın peşindeyiz. Anladım. Minimap'tan takip ediyorum bu arada kendisini. Ne oluyor lan? Sakin. Bir saniye. Birader. Bana niye dalıyorsunuz lan? Aa. Oğlum, elemanları hastaneye çekmek zorunda kaldım. İnsanlar zombilerden çok daha kolay oldu bu arada, fark ettiniz mi? Acayip kolay öldüler yani, yazık günah. Ha, bu elemanlar acaba bu agacımlar şey mi yapıyor? Hani böyle bir birini tuzağa düşürebilmek için kenarda bir yerde erzak bırakmış numarası yapıp üzerine adamı çekip böyle kesiyorlar mı? Böyle bir şey de olabilir. Ama bu yoldan kim geçsin ki? Ya bu arada arkadaşlar, salgın başlayalı oyunun anlatımına göre 750 gün geçmiş vaziyette. Yani 750 gündür hayatta kalan eleman, takdir edersiniz ki ya, buradaki elemanların her birinin çok şeyli olması gerekiyor. Böyle billurlu olması gerekiyor. Biz adamlara tek attık vallahi. Evet ya, geneli tuzak oluyor. Abi bir saniye, geyik avlamadan olmaz bu arada. Geyik avlamadan olmaz. Avcı ben. Et satılıyor çünkü yani. Hot Spring kampına ya da Copeland kampına satarız etleri. Et satılıyor. Burada da geyik görmüşken bol bol avlayacağız da. Nereye uçtu oğlum o geyikler ya? Bu kadar çabuk mu kayboldular? Bir tanesini ürkütmemeyi başardım herhalde. Geri kalanları ürküp kaçtı. Peki. Neyse, en azından et ettir abi. Abi zombiler çok güçlü. Zombiler çok güçlü. İnsanlara tek atıyorsun. Ama bir zombi çıkıyor karşına. Of 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 of. Allah esirgesin yani. Vurduğunu indiriyor. Vurduğunu indiriyor. Sedir fidanın tanım var, o yüzden alamıyorum onları. Ne oluyor lan? Harbiden goddamit. Dur. Hocam. Ya. Bunlar ekmeğinde bu arada ha. Kampın önüne kurmuşlar Pusu Gaming'i. Adam niye yerinde zıplıyor? Ben o ara iki tane bandaj craftlayayım. Eyvah, motorumu patlattı değil mi? Gördüm de böyle kırmızı bir şey gördüm. Harbiden gördüm de. Hocam ne yaptınız motoruma? Ha, avradını dürttünüz, anladım. Kampa kadar ben bunu götürürüm ya. Ya da kampta upgrade'ine mi para vereceğim, tamirine mi para vereceğim? Hay ağzına tükürdüğümün ya. Harbi ayar oldum ama. 7 tane hurdam gitti. Kalan hurdaya da beyzbol sopasını tamir edeyim. Oh, 0 hurda. Mis. Mis. İnşallah buluruz bir yerden. Hayır yani, pusu kuracak başka bir yer kalmadı mı? Mecbur artık arabaları karıştıracağız.
Yani kimi arabadan hurda çıkıyor, kimi arabadan susturucu çıkıyor. Artı 4 hurda. İyi, yeter yeter. Gayet yeter. Etleri alınmış mıdır sizce? Alınmış. Ben bu arada biraz ölücü gaming gidiyorum ama. Hoppa, ileride bir şey var. Ama o ilerideki şey ripçiler de olabilir, her şey olabilir. Belaya hazır olun, hem de çifte belaya. Bağırma lan. Zombinin kafasından attığım arbalet okunu geri alabilir miyim? Alamıyorum. Arbalet okunu geri alabilsem çok sevineceğim ama... Ne yazık ki mümkün olmuyor. Onun burada bir yerde soru işareti vardı. Gerçi ben buraya her halükarda gelmekten memnun olacağım. Orası belli de. Item açısından yani bayağı bereketli bir yer. Tabii canım, hep lazım olur. Vallahi bir soru işareti gördüm, geleyim dedim de soru işareti kayboldu. Ya şimdi şöyle hocam, belki hani motora binince bizim envanterin bakış açısı genişliyor ya. Envanter diyorum, ay pardon. Minimap HUD'unun açısı büyüyor ya. Onunla alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum ya. Hani herhalde motora bindiğimizde minimap'i biraz daha büyük gösterdi ve daha ilerideydi. Biz arabadan inip bakana kadar kayboldu gibi. Eyvallah. Hocam şimdi sen bana ne yapıyorsun biliyor musun? Sen benim yakıtımı bir dolduruyorsun. Motorumu bir onarıyorsun. Bununla beraber performanstan kafamdan göremiyorsunuz bu arada, 2852 dolarım var. Bagaj ekle. Ha? 800 dolara bir bagaj ekle ya. Eyvallah. Benzin tankımız iyi. Ya minnacık yakıt kapasitesi için 800 dolar harcanır mı? Harcanır, niye harcanmasın? İskeletimiz iyi. Alternatif iskelet için sağlamlık arttıran level 3 güvenlik gerekiyor. Nitromuz iyi, kuşanıldı. Lastiklerimiz gayet güzel. Alternatif lastik. Ya çekiş gücünü değiştirmiyor. Tamam. 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 Bir de gideyim alabilirsem buradan bir cephane falan alayım. Abi bu kampta motor upgrade var ya, harbiden heybe cephanesi. Motor heybelerine cephane doldurur. Abi sana zahmet. Ha? Heybe cephanesi dolu, tabanca dolu, her şey dolu. Sağlık çantası. 842 dolarım kaldı bu arada. 848 dolar. Başka bir şeyim kalmadı. Mutfağa bir et teslim edebilirim diyeceğim de, bir ikisini öyle teslim edeyim ya. Deacon St. John. How you doing, buddy? Nasıl olayım? Jazzy, how's it going? Yep. Hey. Stay sharp out there. I don't want to lose my best bounty hunter. Eyvallah. En iyi ganimet avcımı kaybetmek istemiyorum. Dışarıdayken gözünü dört aç diyor. Damon. Hocam bu arada burada seviliyoruz ya. Burada seviliyoruz yani, en iyi ganimet avcım falan belli. Burada seviliyoruz. Zaten Copland kampını da dediğim gibi ben diğerlerinden daha çok seviyorum açıkçası. Diğerleri dediğim bir tane kamp var onun dışında. O da Hot Spring kampı. Hot Spring kampı bir çalışma kampı olduğu için çok da şey yapmıyorum. Aa şimdi bir saniye, şöyle mi? Hani... Ha, cephanem bittiğinde gelip motordan alacağım. Okey. Ben yakıt doldurmuştum ama neden yakıt %72 gözüküyor?
Yakıt deposunu upgrade'ledik ya, ondan dolayı galiba. Hocam yakıt doldur. $1000 kaldı zaten, bir şeyim kalmadı ya. $1032 mı ne kaldı? Dur ben binip gideceğim. Hot Spring kampına dön, takla görüş. Eyvallah. Bu işareti kaldırabilirsin bu arada haritadan. Oo, gece vakti yola çıkmasa mıydık ya? Hep başımıza bir iş geldiğinde gece vakti geliyor. Ya tamam, bir de kabul ediyorum, ben biraz fazla meraklıyım ondan dolayı da. Burası bir Nero kontrol noktası mıydı? Galiba öyleydi. Abi içeri girip uyuyalım mı? Bence içeri girip bir uyuyalım. Sabah yola çıkalım. Burada şey yapılmaz baba. Aa merhaba. Hurda ve ipa teknolojisi. O ne bilmiyorum. Baba merhaba. Sağlık. Alırım. Sağlık malzemesi. Şişeyi de alırım. Uyumak için gitmem gereken alan nerede peki? Ha, konteynerin öteki ucunda. Hop, sağlık malzemesi. Güzel, buraya gelmemizin ödülü de sağlam oldu ya. Ödülü de iyi oldu. Abi biraz uyu, sabah halledelim yoksa yok edeceğiz. Eşref, sanırım öyle bir mantık yok dostum ya. Yani biz bir kamp değiliz aslında. Biz hayatta kalan başı boşlarız. Başı boş denmesinin sebebi herhangi bir otoriteye bağlı olmamamızdan kaynaklı. Motorcu kardeşimiz Boozer ve biz varız. Lakin Ripçiler denilen örgüt bizim Boozer'ın kolları yaktığı için, sol kolunu yaktığından dolayı Boozer şu an aktif olarak çalışamıyor. Biz de bir yandan Boozer'a bakıyoruz. İşte bir yandan da normal görevlerde ilerliyoruz. Salgından sonraki 752. gün. Bir save alalım mı? Niye save alıyorum? Çünkü trendeki zombileri yendim ya. Trendeki zombileri yendikten sonra bir save almak istiyor insan. Pekala, Hot Spring kampına yola devam. Eyvallah. Thanks brother. Deacon out. Biraz boş vaktim vardı, sana bir şeyler yaptım derken herhalde cephane falan yaptı. Rica ederim canım, ne demek? Ya asi gençler değiliz de. Hani abi şimdi bak, zombi apokalipsi olduğu için dünyada otoritelerin de varlığı sorgulanıyor, anladın mı? Yani misal kampta insanlar var ama Deacon her zaman konuşmasında diyor ki hani, karınları tok olduğu sürece o insanlar sana itaat edecek. Hani burada hayatta kalanlar 750 gün olmuş. Elbette ki sıkı insanlar, sert insanlar, anladın mı? Sıkı ve sert insan olmalarıyla beraber karınları doymadığı zaman sıkıntı çıkartabilirler. Yani kamplar aslında güvenli değil. Birinin ateş ettiğini duydum sanki ama. Hani kampları güvenli bulmadığından dolayı bak, bir soru işareti var. Gideyim mi oraya? Ha, gelin ağzına tükürdüklerim. Bir siz eksiktiniz. Hocam? Aa bak, bunlar ripçiler misal. Ripçi bıçağı. Ripçi bıçağının hasarı bayağı yüksek galiba. Zombilere ripçi bıçağıyla vururuz. Kalk kalk kalk. Ya da... Ağzına tükürdüğümüz zombileri. Hadi bakayım, al. Üşüşkan kartı değil de bana oklarımı verseniz.
Oğlum kaç tane ok attım ye ammo deyip bir tane mi cephane verdin? Hiç hoş değil. Gidelim elemanı kurtaralım da. Bunlar ripçiler işte baba. Refah şey neydi? Rahatla ve ferahla mı ne? Adamların böyle garip bir sloganı var. Hani acı çekince arınacaklarına falan inanıyorlar. O yüzden de insanlara esir alıp onlara işkence ediyorlar. Abi Copeland'e git. Peaceful Lake. Mark Copeland. It's safe there. Oh man. Thank you. I was done for. Holy shit. I was a goner, you know? Woo. Thank you so much, man. Thank you. Name's Deacon. They know who I am. Keep your head down and run. Vallahi Copeland kampına ben bayağı adam gönderiyorum ama çünkü Hot Spring'de daha harcamadığım bir ton param var. İyi buradan da yol varmış. Buradaki yoldan gidelim madem. Aferin Samet. Gene açgözlülüğüme yenik düştüm ya. Şurada bir save al. Gene açgözlülüğüme yenik düştüm abi. Şu aşağıda toplanabilir bir bitki var ya. O bitkiyi alacağım. Bir de yetenek puanım var mı? Yok. Level 8'im daha. Şurada da sedir fidanı falan gördüm ben. Çünkü az önce ok yaptım. Bu sedir fidanları da okta kullanılıyor. Abi şu envanterin böyle bir taşıma kapasitesinin az olması beni dellendiriyor. Seven Days oynamadım daha hocam. Ama Alfa 20 güncellemesi gelmiş. Bir ara indirip oynamayı planlıyorum muhakkak. Hani Alfa 20 ile beraber yeni bir seriye başlanır. Ama zaman konusunda bir şey söyleyemiyorum ne yazık ki. Şey yapabiliriz aslında ya, en kısa sürede kurulup oynanabilir. Ben Alfa 19.1'i GeForce Now'dan oynuyordum ki GeForce Now tam bir eziyet. Bazı oyunlarda çok iyi, bazı oyunlarda eziyet. Orada birazcık lagıyla magıyla eziyet oluyordu. Bakalım bu sefer kendi bilgisayarımızda ittiririz ya. Eyvah ya! Ulan gene mi? Ha gene motor naneyi yedi değil mi? Ayo! Motor sağlam galiba. Aha gırtlağını kestim onu. Git la buradan. Yok gene motor naneyi yedi. Allah'ım çıldıracağım. Adım başı tuzak mı konur arkadaş? Ayrıca motor niye sıfırlanıyor, motorun durability ya? Her seferinde de yemezsin. Hızlı gidiyorum baba, ne yapayım? Şey beklemiyorum ki. Ama abi çok saçma. Hani bomba yok, bir şey yok. Ne oluyor bu motora? Hadi benim canım azalsın, tamam ben bir yerden düştüm. Ama uçurumdan da düşmedim yani. Hızımla ipe takıldım. Bu oyunun beni fitil eden çok fazla yanı var ya. Bak bu fitil eden yanlardan biri zombilerin gücü. Vallahi çok fitil oluyorum yani. Hangi zombi oyununda zombi bu kadar güçlü olur arkadaş ya? Biri de bu tuzaklar. İp lan ip ip. İp anasını satayım ya. İp kopar gider abi. Ya da ben mi yanlış düşünüyorum? Bilmiyorum. Ha hoş geldiniz. Hoş geldiniz kurtlar. Bir de şey var abi böyle. Kurtuna kadar benle. Kurtuna kadar benle abi. Sapına kadar benle. Onu parmala kanka. O çocuğu parmala. Yazmasın o chat'e. Aynen Gürkan'cığım, sağ olasın. Ben de diyordum kurtlar nerede kaldı. Harbiden ya, ifrit oluyorum abi. Kurtu bana geliyor, şeyi bana geliyor. İp değil, dikiş ipi. Biraz naylonumsu. Ama motoru dağıtamaz bence ya. Bilmiyorum, dağıtır mı? Hani şey gibi bir şey değil, anladın mı? Düzenek gibi bir şeyi tetiklemiyorsun. Tele takılıp uçuyorsun da o kadar zarar görme. Ya tabii tabii, hani şimdi motor ben düşüyorum. Motor gitmeye devam ediyor. Ya olsun olsun bir yere çarpsın. Bir yere sürtsün, hani devrilsin yere sürtsün.
%50 hasar görsün, %20 hasar görsün. Tamam ama abi %100 artık hani motor kullanılamaz halde. Ya resmen şey yani, eziyet. Eziyet gaming abi. Dying Light'ta öyle bir mantık var mı ki? Ya Dying Light'ın The Following DLC'sinde araç sürebiliyorsun. Ama ben sürdüğün aracın hiçbir zaman bu kadar hasar gördüğüne şahitlik etmedim ya. Geyikler falan koşturuyor ortalıkta. Avlanacağım da hiç içimden gelmiyor ya. Hani inip bir şeyler yapmak. Neyse motoru tamir eder, gittiğimiz görev yerinden hurda murda araklamaya çalışırız. Abi giderken daha ne kadar dikkatli olayım. Geldim. Bak burada 10.000 param var. E gideyim bari şuradan yaptırayım motoru ya. Motor buraya kadar geldi ya, yeter. Abi sence yardımcı olamaz mısın? Şu motorun haline bakar mısın? Bir mahvolduk burada. Hocam bir onar. Paramız çok. Bir de yakıt doldur. Eyvallah. Mermi namına hiçbir şey sıkmadık. Direkt göreve gideceğim. Zira burada hiçbir şey yapılmadı. Bizim şey nerede? Buraya getirdiğimiz kızın adı neydi? O nerede? Deke. Söyle. I need you to go after someone. Go after someone. Okay, what's going on? Right after you brought in that. Ha Lisa, evet. Larson brings in another one named tamam. Rose Allen, a weak little thing. No, 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 don't. But we figured she could pull her own weight. Help us get this irrigation ditch done. Okay. So what do you need? She's gone. She went on a supply run with Alki. Some others up to that abandoned Nero refugee camp. You know the one. I think you've been up there before. Yeah, I know the one. Find her, Deke. There's been a bunch of drifters and squatters spotted up that way. If they find her first. Yeah. Okay, I'm gonna see what I can do. Bu kadını da sevmiyorum ya. Bunun da derdi şey böyle hani manpower'ım azaldı. Kampta çalışacak adamlara ihtiyacı var. Burası bir çalışma kampı ve fark etmişsinizdir yani insanlar sefalet içerisinde. Hani biz burada dediğimizde de Lisa isimli bir kızı getirdik buraya, kızcağızı. Babası ona bazı şeyler öğretmiş. Kendi başına hayatta kalmış bir şekilde. Ha onu bu kampa getirip ya ona birazcık yumuşak davran. Çocuğun yaşı daha çok ufak falan dediğimizde hani kampı yönetmeme yardım etmeye mi karar verdin Dik? Hani gel kampa katıl o zaman sen de söz sahibi olursun falan filan yaptı, böyle bir lülü yaptı. Eğer oyun bana imkan sunarsa bu Hot Spring kampını gözden çıkarırım abi. Ya gözden çıkarırım dedim hani kızı Hot Spring'e götür veyahut Copland'e götür derse Copland'e götürürüm. Copland daha güvenli. Bunlara da şey derim. Aa tüh ya yani ben gittiğimde çok geç kalmıştım. Kızı yağmacılar yemiş. Tüh. Öyle bir tüh vah gaming yaparım yani. What the hell happened here? I wonder if they left anything worth the effort. Bu arada elimdeki silah da bozulmuş vaziyette. Hani bir iki şuradan hurda murda bulursak bari milli silahımızı tamir ederiz. Aha burada. Tamam, başka bir şey istesem olacakmış. Bak herkes çalışmak zorunda. Zaten görevin adı da bu. Ya kamp birazcık adil değil ya. Aha hanımefendinin adı Lisa. Buraya getirdiğimiz kızcağızın adı Lisa. Ya gerçi şöyle bir şey var. Evet yani Lisa'ya merhamet gösterirse diğerleri de işten kaytarabilir. Bu yüzden sert olmak zorunda falan ama ne bileyim ya. Oh güzel. Yeterince hurda parçası verdi. 3 hurda karşılığında şunu bir onar. Dövüş bıçağını. Bu ripçilerin birinden çaldığımız bıçak müthiş hasar vuruyor. Her şeye 2 vuruyor zaten mis gibi. Şimdi o Ada'ya karşı ben de öfkeliyim de işte Hot Spring kampını yönetene karşı.
Dediğim gibi abi belli bir yerde de sert olmak zorunda ya. Yoksa düzeni sağlayamaz. Şimdi şöyle yapalım sevgili arkadaşlar. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Şöyle bir oyunu tekrardan kaydedeyim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz ve ben bu göreve doğru ilerleyeceğim. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler.